Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Death. Bugün sizlerle Watch of Arms'da King Kars'ın tanklığını test edeceğiz. Ne kadar iyi olup olmadığını bazı tanklarla da karşılaştırıp birlikte görmüş olacağız. Şöyle göstereyim. Artifact Material Stage 18'de test edeceğiz. %30'luk etki de kapalı bir şekilde olacak. Karşılaştıracağım diğer tanklar ise Broker ve Cyrus olacak. Bu karakterlere de aynı itemler ve aynı artifacti giydirip o şekilde test edeceğim. Bakalım kaç siteye kadar hayatta kalabiliyor, ne kadar uzun süre hayatta kalabiliyor. Bunu birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde başlayalım. Healer olarak Ezreal'ini kullanacağız. Başka herhangi bir karakter kullanmayacağız arkadaşlar. Şu şekilde tankları test edeceğiz. Bakalım hangisi ne kadar uzun süre hayatta kalabiliyor. King Kars gerçekten iyi bir tank mı? Onu da birlikte görmüş olacağız. Şöyle hızlandırayım artık. Ultiler de otomatik olarak kullanılsın. Onun dışında arkadaşlar King Kars'ın ultisinde yüksek oranda aldığı kalkanı da burada görmüş olacağız. Normalde maksimum canının %50'si kadar alması gerekiyor. Fakat kalkanları güçlendirdiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi 133K'lık bir kalkan almış oldu. Yani maksimum HP'sinin %50'si kadar değil de daha fazla oranda bir kalkan kazanıyor. Onun dışında arkadaşlar şu gördüğünüz Lord bonus sayesinde belli aralıklarla kalkan kazandırıyor tüm müttefiklere. Gördüğünüz gibi kendisi 57 kaldı. Ezreal'ın da bir miktar kalkan vermiş oldu. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Zaten tüm özelliklerini anlatmıştım karakterin. Bakalım burada ne kadar uzun süre hayatta kalıyor. Buff Action'a 5 karakter koydum. Çünkü arkadaşlar ne kadar fazla karakter olursa o kadar sık tetikleniyor bu Lord etkisi. O yüzden maksimum ne kadar karakter koyulabiliyorsa o kadar karakter koydum. Daha fazla tetiklensin. Etkisini daha iyi görebilelim. Ezreal'ın da arkadaşlar single target olarak gerçekten güzel bir healer. Yani çok yüksek oranda heal verebiliyor. Fakat burada kaybettik. Evet, 47 siteye kadar hayatta kaldı arkadaşlar King Kars. Bakalım diğer karakterler ne kadar uzun süre hayatta kalabiliyor. Şöyle tankladığı hasara baktığımızda 2 milyonluk bir hasar tanklamış. Bunlar da bu şekilde kalsın. Sonra diğer karakterleri de koyduğumuzda karşılaştırmasını yapacağız. Şöyle itemleri değiştirelim arkadaşlar. Herkese aynı itemleri verip o şekilde testini yapacağız. Bir de Broker'da deneyelim. En son Cyrus'ta deneyeceğiz arkadaşlar. Artifact olarak da şöyle aynı artifact'ı da kullanalım. Evet, bu şekilde bir de Broker'ın tankladığı hasara bakalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan hızlandıralım. Broker'da gerçekten çok güzel bir tank. Yani ölümsüzlüğü ciddi anlamda arkadaşlar çok ama çok iş yapıyor. Burada da zaten görmüş olacaksınız. Yani ölümsüz olmasına rağmen heal alması da ayrı bir güzellik. Onun dışında ultisinde de ciddi oranda kalkan kazanıyor arkadaşlar. Zaten ultisini kullandığında göreceksiniz. 170K'lık bir kalkan kazanmış oldu. Gerçekten çok yüksek bir kalkan miktarı. Evet,
Evet, şu anlık iyi gidiyoruz. Kingars 47 siteye kadar hayatta kalmıştı. Şöyle broker'a da bakalım. Sonra Cyrus'u arkadaşlar test edeceğiz. Bakalım o ne kadar uzun süre hayatta kalabilecek. Evet, burada pasifi çalışmış olduk. 9 stack oldu. Kingars şu an geçmiş durumda. 57 oldu. Gayet yüksek bir oran. Burada da büyük ihtimal ölecektir. Aynen öyle. 67 stack arkadaşlar. Şöyle bir de tankladığı hasara bakalım. Evet, bu da 2,5 milyon civarında tanklamış. Yani Kingars da hemen hemen aynı civardaydı. Ama daha uzun süre hayatta kaldı. Onu söylemeliyim arkadaşlar. Yani şu an broker'ın Kingars'dan daha iyi olduğunu görmüş oluyoruz. Bir de Cyrus'a bakalım. Cyrus'a da aynı itemleri giydirip o şekilde test edeceğiz. Evet. Bakalım Cyrus ne kadar hayatta kalabiliyor. Cyrus da güzel bir tank arkadaşlar. Bu çıkardığı iskeletler sayesinde aldığı hasarın belli bir kısmını o iskeletlere yansıtıyor. Bu şekilde daha fazla hayatta kalabiliyor. Burada gördüğünüz gibi Cyrus yani aldığı hasarın bir kısmını iskeletlere yansıttığı için daha az hasar almış oluyor arkadaşlar. Evet, şu anlık güzel ilerliyoruz. Evet, şu an kaç? 57 stack oldu. Burada ölecektir herhalde. Evet, ölmedi. Gayet güzel. Şaşırtıcı bir şekilde daha fazla dayandı arkadaşlar. Evet, Cyrus da 77 siteye kadar hayatta kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi da Cyrus'un da çok iyi bir tank olduğunu görüyoruz. Yani ciddi anlamda yani nasıl desem iskeletleri sayesinde ölümcül hasarı almıyor arkadaşlar. Çoğu hasarı iskeletler kendi üzerine aldığı için Cyrus hayatta kalabiliyor. Gerçekten Cyrus'un da çok iyi bir tank olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, tüm karakterlerle arkadaşlar bir deneme yaptık. Yani 3 karakter arasında Kingars en aşağıda kalmış oldu. Yani uzun süre hayatta kalamadı. İkincisi Broker arkadaşlar. Birinci sırada ise Cyrus bulunuyor.
Yani şu an denediklerimiz arasında en iyi tankın Cyrus olduğunu söyleyebilirim. Daha uzun süre hayatta kaldı arkadaşlar. Daha dayanıklı bir şekilde hayatta kalabildi. Onun dışında King Cars'da arkadaşlar yine de güzel bir karakter. Özellikle Lord Bonus'u çoğu yerde iş yapıyor. Burada tanklığını test ettik. Fakat Lord Bonus açısından karşılaştırmaya gelecek olursak Geri Dungeon'da arkadaşlar çok ama çok önemli bir yere sahip. Onun dışında yeni Guild Boss'ta da gerçekten etkili oluyor. Zaten Ardea'nın karşılaştırmasında orada King Arz'ı da kullanmıştım. Orada Lord Bonus sayesinde karakterler rahat bir şekilde hayatta kalabiliyordu. O videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ardea yüksek oranda gerçekten güzel hasar vurmuştu. King Arz'ın da aynı şekilde etkisini gördük. Orada da tank olarak kullanmıştım. Onun dışında arkadaşlar ekstradan da söylenebilecek bir şey bulunmuyor. Bu testimiz bu şekildeydi. King Arz'ın genel olarak tanklığını test etmiş olduk. Onun dışında tabii şöyle bir fark da var. King Arz'ın skill'leri tam olarak full değil arkadaşlar. Hani onun da etkisi olabilir. Biraz düşük kalmasından. Yani skill'leri full olsaydı belki biraz daha dayanıklı hale gelebilirdi. Ama yani yine de Cyrus kadar dayanıklı olacağını düşünmüyorum. Ya da Broker kadar. Ama yine de arkadaşlar güzel bir tank olduğunu söyleyebilirim. Ekstradan da söylenebilecek başka bir şey bulunmuyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.